Sayın Başkanım, Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Vekilim. Değerli arkadaşlar, geçen sene 8. şampiyonluğumuzu yaşadık. Çok keyifli günler bize yaşatan değerli başkanımız Sayın Ahmet Ali Ağoğlu'na, teknik kadroya, yönetime, velhasıl emeği olan herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki geçen sene çok keyifli günlerden sonra bu sene belki beklediğimiz başarılar gelmedi. Ama henüz sezonun başındayız. Çok sabırsızız. Tabii ki eleştirilecek konular vardır. Bunları zaman zaman bizler de konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çünkü Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu çok ciddi transferler yaptılar. Neden henüz daha arzu edilen düzeyde olmadığımız konusu elbette ki tartışılır, değerlendirilir. Ancak bu hiçbir zaman bizim bordo mavi aşkımızın önüne geçmez. Bizim vazgeçilmezimizdir bordo mavi. Tartışmak, eleştirmek daima seviyeli olmalı, saygılı olmalı. Özellikle bu divan toplantısının denetleme bölümünde ben de hassasiyetle bekliyordum. Çünkü sizin de malumunuz olduğu üzere kamuoyunda Trabzonspor Kulübü'nün borcu 3.9, Trabzonspor Kulübü'nün borcu 3.6, 3.2. Biraz daha zorlasalar 4 ve üzerine çıkacaktı. Denetleme kurulumuzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 1 milyar 981 milyon. Burada tabii ki geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yine de yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 105 milyon, 108 milyon euro civarında ki bir borca doğru gerilediğini görüyoruz. Bu konuyu açıklık getirdikten sonra almış olduğum notların üzerinden giderek sondan başa doğru evet, bir yeni havaalanı projemiz var ve bu yeni havaalanı projesi içerisinde de yaptığımız incelemelerde maalesef tesislerimizin, yani mevcut tesislerimizin %90'ı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak da ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olaraktan Trabzon şehrinin daha büyük bir hava alanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini de içine alaraktan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut hava alanı günde 250 hatta 300 uçağa kadar iniş kalkışı rahatlıkla kaldırabilecek bir kapasitede. Ve mevcut apronların yanına yapılacak olan ilavelerle de bu tür sıkıntılar kesinlikle giderilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu şehrin yeni bir havaalanına ihtiyacı yok. Bu şehrin spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz spor tesislerimizin ve yan taraftaki spor tesisleri istimlak edilerek böyle bir şeyin içerisine girilirse ben bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm. Başarısız olduğum zaman da eğer görevdeysem görevimi bırakır giderim. Trabzonspor'u öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzonspor'a yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür.
kendi adıma konuşuyorum. İhanetlerin en büyüğüdür. Ona da eğer engel olamazsam ben o gün o görevi bırakır giderim. Altyapı. Bana kalırsa Ahmet Ağalı yönetiminin acımasız şekilde eleştirilmesi gereken en büyük eksiği altyapı faaliyetleri. Yönetime geldiğimizden beri yapmış olduğumuz çalışmalar sadece ve sadece Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınaraktan Trabzonspor Kulübü'ne tahsisi ve orada dört dörtlük tesis olarak fitness salonlarıyla, derslikleriyle, yatakhaneleriyle, restoranlarıyla, dinlenme salonlarıyla, eğitim salonlarıyla ve hocaların, profesyonellerin görev yapacağı modern ofislerin ötesinde biz Trabzonspor kulübünün altyapısını onun ötesinde sağlam bir zemin üzerine oturtamadık. Ve tabii ki bütün rakiplerimiz de çok ciddi transferler yaptılar. Çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ve çok agresif olarak başladılar lige. İşte 100. yıl şampiyonuyuz. İşte bu yıl işte A takımının yılı, A takımının başkanı veya yöneticisi söylüyor bunu. B takımının, C takımının, işin doğrusuna bakacak olursak şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var. Ve Trabzonspor kulübü de o 5-6 kulüpten bir tanesi. Mayıs ayı geldiği zaman hakemin son bitiş düdüğüyle şampiyonun, geçen sene söylediğimiz şeyi aynen tekrar ediyoruz. Şampiyonun kim olacağını hep birlikte göreceğiz ve inşallah hep birlikte alkışlayacağız ve alkışlayacağımız takım da inşallah Trabzonspor olacaktır. Bir de kamuoyunda sıkça konuşuluyor. Biz konuşmuyoruz da onlar konuşuyorlar. İşte Trabzonspor Kulübü hakemlerle alakalı olarak konuşmuyor. Bir senedir konuşmuyor. Onun için hakemlerin müsaadesine mazhar bir kulüp haline geldi. Eğer konuşmamakla hakemlerin müsaadesine mazhar oluyorsa o zaman siz de susun abi, siz de konuşmayın. Böylelikle işin içinden çok rahatlıkla çıkmış oluruz. Burada yönetim kurulu olarak bu kararı aldık. O zaman o dönem Kulüpler Birliği başkanıydım. Diğer kulüp başkanlarımızdan da rica ettim. Bu bir sadece öneriydi. Katılan katıldı, katılmayan katılmadı. Burada bizim Trabzonspor Kulübü olarak bir senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz. Burada da geçenlerde ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un maçını yöneten hakemler Trabzonspor'un kulübünün baskısı altında kalmadan, psikolojik olarak baskısı altında kalmadan sahadaki maçı yönetmeleri doğrultusunda, çünkü bunun çalışmasını yaptık biz. Maç başına bir puan kaybetmişim. Hakem hatasıyla kaybettiğim puan yok mu? Tabii ki var. Lehimize ve aleyhimize çalınan düdükler yok mu? Var. Rakiplerimizin aynı şekilde lehlerine ve aleyhlerine çalınan düdükler var. Ama %95 penaltı olan bir pozisyonda çıkıp hakemi imsasızca eleştirdiğin yerde ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı düdüğü çaldığın zaman o zaman da çıkıp konuşacaksın ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın. Rakibin sırtından top dönüyor. Sırtından dönen topa lehte penaltı çalınıyor ama ağzını açmıyorsun. Böyle bir dünya yok. Bu tür yaklaşımlar, bu tür ifadeler samimiyetten uzak ifadelerdir. Hakemlerle alakalı sorunlar, problemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorunudur. Futbol Federasyonu yönetimi görev başına geldiği zaman zaman istedi. Kasım ayının ortasına kadar bir zaman istedi. Yani Dünya Kupası için verilecek araya kadar bir zaman istedi. İkinci haftadan itibaren yeri göğü sarsmaya başladık. Ben bana göre affınıza sığınarak bu bir Trabzonspor duruşudur. Bu bir Trabzonspor davranışıdır. Bu olaylara Trabzonspor kulübünün bakış açısıdır diye değerlendirdim ve nitelendirdim. Yanlış olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü camiamdan bu doğrultuda hiçbir eleştiri almadım.